Son dönemde yaşanan gelişmeler dikkate alındığında ülkemizin savunma sanayine tüm ülkelerden daha çok önem vermesi ve bu alanda güçlü olması gerektiği açıkça görülmektedir. Dışarıdan satın aldıklarımız dahil yerli ve milli silah sistemlerimizle ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini her geçen gün arttırmaya çalışıyoruz. Ülkemize yönelik artan risk ve tehditler karşısında hava savunma sistemlerinin temini bir zorunluluk haline gelmişti. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot, Fransa İtalya'dan Samti almak istedik ancak bu çeşitli nedenlerle mümkün oldu. Bunun üzerine istediğimiz şartları sağlayan Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın aldık, tedarik yerine gittik. S-400 milli bir meseledir. Türkiye bu tercihiyle egemenlik hakkını kullanmıştır. Türkiye'nin son 10 yılda Patriot alımı konusunda fırsatı olmasına rağmen S-400 almayı seçtiği yönündeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. 10 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri tarafına sunulan tekliflerimizde vurguladığımız teknolojik işbirliği, erken teslimat ve uygun fiyat beklentilerimize yeterli ve uygun cevaplar alınamamıştır. Problemlerin çözümü için muhataplarımıza yazdığımız mektuba da henüz yanıt verilmemiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin teknik anlamda kaygısını ele almaya hazır olduğumuzu da defalarca belirttik ve ısrarla şunları söyledik. S-400 savunma sistemi tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimse zararı yok. NATO üyesi bazı ülkelerde Rus menşeli sistemler, çeşitli sistemler, S-300 nasıl kullanılıyorsa biz de S-400'ü aynı şekilde kullanabiliriz. Amacımız ülkemizin ve 84 milyon vatandaşımızın füze ve hava savunmasıdır. S-400'ü NATO sisteminden bağımsız, müstakil olarak kullanacağız. Bunu birçok defa söyledim. Teknik çözümler mümkün. NATO'nun da dahil olabileceği ortak çalışma grubu teklifimiz masada, biz görüşmeye hazırız. S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere bir takım sistemler uygulanması müttefiklik hukukuna uygun değil. Bunun altını çizmek istiyorum. Türkiye, NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlü ve stratejik bir müttefikidir. ABD ile hem iki ülkenin, hem NATO'nun, hem bölgenin ve dünyanın yararına ortak yapabileceğimiz işler olduğuna da gerçekten inanıyoruz. Değerli hemşehrilerim, tüm bu gelişmeler yaşanırken Milli Savunma Bakanlığı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bir bütün halinde aynı ilkeler doğrultusunda, aynı esaslar doğrultusunda FETÖ ile mücadelemize de kararlılıkla devam ediyoruz. 15 Temmuz'dan itibaren bugüne kadar 21.194 kişi ihraç edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden uzaklaştırılmıştır. FETÖ'den temizlendikçe güçlendiğimizin en açık göstergesi ardı ardına gerçekleştirdiğimiz Mehmetçiğin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar ve sayısı giderek artan büyük tatbikatlardır. FETÖ'yle mücadelemiz yeni bilgi, belge ve veriler ışığında gerekli işlemler yapılmakta, bu şekilde devam etmekte, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz. Bundan herkes emin olabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri tüm bu faaliyetlerin yanı sıra Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği ve ikili anlaşmalar kapsamında Kosova'da, Afganistan'da, Bosna Hersek'te, Katar'da, Somali'de, Sudan'da ve dünyanın birçok bölgesinde barış ve istikrara katılmak için üstün bir gayretle çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu arada salgınla mücadele aynı şekilde rehavete kapılmadan devam etmektedir. Mehmetçiği salgından korumak için her türlü tedbir alınmıştır, alınmaya devam ediyor. Bunun da esası temizlik, maske ve mesafedir. Hepimiz buna uymak zorundayız, uymalıyız, herhangi bir şekilde bunu geçirmemek lazım. Değerli hemşehrilerim, sonuç olarak dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının tüm ülkeler üzerinde büyük tahribat yaratmasına rağmen hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde asil milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden var gücümüze çalışıyoruz. Peygamber Hoca olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimize süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle aklın ve bilimin ışığında anayasa çerçevesinde yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda
sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmaz. Biz biliyoruz ki en büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı da bu güvene layık olmaktır. Sizlerin bize olan güveni ve desteği sürdükçe inşallah başaramayacağımız hiçbir şey, aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Ülkemizin dinamik yüzünü temsil eden gençlerimizin de elde ettiği başarılarla asil milletimizin övünç kaynağı olacağına tüm kalbimle inanıyor, her birini bir kez daha yanaklarından, gözlerinden öpüyorum. Bu vesileyle başta baba, evlat, eş ve yakınlarınız olmak üzere aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyor, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine sizlere bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Şu anda dahi yurt içinde ve yurt dışında, karada, denizde ve havada, zorlu iklim arazi şartlarında, kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan değerli silah ve mesai arkadaşlarıma kazasız, belasız, hayırlı başarılı görevler diliyorum. Sizleri bir kez daha şahsım arkadaşlarım adına, komutan arkadaşlarım adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.